yeterli koş. Kurut mu? Çılgınlar gibi koşarak gidelim. Kaç yaşındasın? Allah Allah. Kalbine hadi biraz düşün. Biraz bunu ben şöyle bir tane şöyle. Çısın. Maçtan bir abartayım da abi. Sen ne yapayım? Ne yapalım? Ne oluyor? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne oluyor? Bu da sinirli. Şimdi bir şey bekliyorum. Türkiye'nin ilk outdoor talk show'u İSKOKAN Sohbetler'e hoş geldiniz. Bu sefer konuklarım çok farklı bir camiadan geldi aslında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Hemen hızlıca aslında konulara girelim. Şimdi siz belli bir zamandan sonra bizim hayatımıza girdiniz. Belli bir döneminizden sonra hayatımıza girdiniz. İlk başta sizin bir hikayenizi öğrenmek istiyorum. Yani bundan önceki hayatınızı, biraz daha çocukluktan hani buraya nasıl tırmandınız, buraya nasıl geldiniz? İkinizden de bunları isteyeceğim ben. Yani normal bir çocukluk geçirdim aslında. Bir ablam var. Hı hı. İlk başta her şey resimle başladı. Yani sanata olan ilgim. Ondan sonra bir arkadaşımın gitar çalmasıyla her şey değişti. O gitar çalınca ben de gitar çalmaya başladım. Sonra şarkı yapmaya başlayınca altında imzam olduğunu düşünüp bununla ilgili bir şeyler yapmayı planlamaya ve hayal etmeye başladım açıkçası. Müzisyen olacağım, şarkıcı olacağım vesaire işte sanatçı olacağım, şarkı yapacağım gibi gibi şeylerle hayatımı yönlendirdim. Esas amacım da hani canramda olan insanlara şarkı verip müzik öğretmeni olmaktı. Bu yüzden birkaç kere konservatuar sınavlarına girdim. Başarısız oldum falan. Sonrasında hayat beni buralara kadar getirdi. Süper. İyi ki de geldin böyle. Teşekkür ederim. Ben asker bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğuyum. Türkiye'nin farklı farklı coğrafyalarında yaşadıktan sonra ilkokuldan sonra İstanbul'daydım. Üniversitede uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi okudum. Sonrasında işte medyaya girdim. Gökhan'la lise arkadaşıyız. Ondan sonra da yollarımız profesyonel hayatta kesişti. Tam ona girecektim aslında. Nerede tanıştınız, nasıl tanıştınız diye. Lisede yani lise 1'de tanıştık. İlk lise 2'de aynı sınıfa düştük. Türkçe matematik. Sonra işte birbirimizi çok yakından tanımaya başlayınca çok sevdik. Açıkçası çok yakın dost olduk. Müzik bizi bir araya getirdi mesela. İşte okulun müzik grubunda bir aradaydık. Lise 3'le beraber geçti. Bayağı 2 senemiz dolu dolu lisede birlikteydi. Sıra arkadaşıydık. Keyifli zamanlardı yani. Biz çok özlüyoruz bazen, konuşuyoruz falan. Sonrasında da işte tekrar bir araya gelince hayatımızı da kesiştirmek. Hani daha kesişen noktalarda buluşmak istedik. Evlenip işte şu an 2 tane de kızımız var çok şükür. Şu anda ormandayız, senle konuş. Evet. Şimdi biraz daha ısınalım diye aslında ufak tefek oyunlarımız var. Tamam. Hemen onlara bir geçelim isterseniz. Şimdi bu oyunumuzun adı 3 kelime. Kurabileceğiniz maksimum kelime sayısı 3 kelime ben ne soruyorsam. Biraz kısıtlayıcı oluyor ama anahtar kelimeleri yakalayabilmek için aslında çok eğlenceli bir oyunda oluyor. Yani bir şeyin önemini daha da arttırıyor böyle 3 kelimeyle tanımlamalar. O zaman başlayalım. Müzik senin için nedir? Hayat, aşk, mutluluk. Sende nedir? Müzik benim için evet. Mi? Benim için hayat, Gökhan'dı galiba. Bir de ailem. Tamam. Sonra yaklaştım. Şimdi... Biraz ısıttım ortamı. Şimdi Gökhan diyeceğim ama Gökhan'ı tanımlamanı isteyeceğim. Gökhan'ı üç kelimeyle. Hayat, müzik. İyi işi müzik. Güzel bir aksiyon. Yok yani mutluluk, şans, sevgi diyebilirim. Süper. Sinemi üç kelimeyle tanımlasan? Derdim. Şarkıyla anlatıyorum. Aşktır, öyle güzel. Öyle güzel. Enerji, tabii ki mutluluk ve saygı. O sevgi dediği için ben de saygı çerçevesinde. İnsanlar hani birbirlerini aslında anlatmayı kolay buluyor ama kendini anlatmaya geldiği zaman evet. Zorlanıyor. Kendinizi üç kelimeyle anlatmanızı isteyeceğim. Aksi, saygılı, dürüst. Geveze, enerjik, disiplinli. İşleri biraz daha zorlaştıralım. Şunlardan birer tane seçeceksiniz önce. Şey yapın, arka tarafında yazıyor zaten. Birbirinize göstermeyin yeter. Tamam. Seçtiğiniz kelimeyi... Yani şeyi 3 kelimeyle anlatmanızı isteyeceğim. Sadece 3 kelime vererek birbirinize anlatıp bilmenizi isteyeceğim. Bilmem, klip pembe. Kazak. Bir daha soruyorum. Bilmem, klip pembe. Ya da kırmızı da diyebilirim. Pembemsi. Mantar. Doğru. Süper. Nefes, tahta,
Üf. İşte yaklaşık. Yan. Düz. Flüt değil. Obikap, obikap. Klarnet yok. İşte aynen. Onun, onun kardeşi. Kardeşi. Ama sessiz anlayış için. Nedir zurna? Obikap, obikap. Obua, obua. Obua, ha pardon, obua. Birer kart daha almanızı isteyeceğim. Birer kart daha ben. Oo. Islak, iri, hayvan. Swagger mı? Evet. Gerçekten. Çok güzel. O zaman zıplayıver. Çekirge. Tabii ki. Ama öyle yaptın, zıplayıver. Zıplayı verdin. Evet, süper. Bir oboa bilinemeli değil mi? Evet. Tamam. Bir oboa bilinemeli. Bir eksim var. Şu eksilerin toplamını en son ödül çıkartırsın. Öyle olmaz. Biraz daha zorlaşacak işler. Evet, hani tamam. Şu anda daha ısınıyoruz. Hazırım. Şimdi bir en oyunumuz var. En. En, evet. Enlerimizi aslında bulacağız burada. Şöyle hızlıca gireyim. Senin kendi en sevdiğin şarkın? Lafı güzel. Çok güzel, benim de öyledir. Benim Gökhan'ın en sevdiği evet. Şarkı, Kalbim. Kalbim. Gerçi ne söyleseniz hepsi güzel diyeceğim. Sinemi seviyorum çünkü. Şöyle bir bakayım. Yanımda çok mutluyum. Yani hani mutluluk veren bir insan kendisi, enerji veren bir insan olduğu için. Gökhan'ı yani seviyorum çünkü. Karşı konulamaz bir güzelliği var, fark etmediniz mi? Yani zor soru. Evet, zor soru. Böyle bir küçük bir kelimeyle anlatılacak gibi bir program uzun. Belki de işte burada. Çılgınlar gibi koşarak gidelim. Seviyorum. Şimdi takipçi soruları var. Burada istedik yani soru istedik biliyorsunuz zaten. Bu gelen sorularda da bir eleme yaptım. Biraz zor, biraz kolay. Aralarında siz karar verirsiniz zaten. Şöyle bir soru var. Son zamanlarda tarzını değiştirdi gibi geliyor. Hani bir konserinde sesi su sakinliğine sahip adam gitmiş. Yerine daha çok elektronik bir müzisyen gelmişti. Sanki böyle mi gerçekten diye bir soru var. Elektronik müzik vokaliz yani çok farklı evet. Değil aslında baktığınız zaman ama öyle bir şey elektronik müzik yapmıyoruz zaten sahnede. Orkestrasyon bir durum olduğu için sahnede. Çok aşırı yumuşak söyleyemiyorsun tabii, tabii. Ki yani o ses hani seviyesiyle ve düzeniyle alakalı bir durum. Tek gitar falan söylediğinde tabii ki daha yani ona göre söylüyorsun, ona göre vokalini ayarlıyorsun falan. Belki o konsere denk gelen bir tavır olmuş olabilir. Ama yani öyle bir tarz değişikliği, yani vokalimle alakalı bir tarz değişikliği yapmadım. Şarkı neye hizmet etmem gerektiriyorsa vokal olarak ona hizmet ediyorum açıkçası. Gökhan Türkmen nasıl bir baba? Harika. Gerçekten harika bir baba. İşte çocuklarıyla paylaşmayı seviyor, oyun oynamayı seviyor, onlara vakit ayırmayı seviyor. Yani vakit ayırmıyor, onlara vakit yaratıyor. Bu önemli bir şey yani bu kadar yoğun bir temponun içerisinde. Peki nasıl bir eş? Harika bir eş. Peki nasıl bir çalışma arkadaşı? Bir de onu sorun. Sinem Hanım da albüm yapmayı düşünüyor mu? Bir single'ın... ya o bir single değil aslında. Şöyle pandemi zamanında ben böyle hep yılbaşı geceleri arkadaşlarımızla falan oluruz. Hep kalabalıktır işte evimiz dediğim gibi. Ben de böyle bir şeyler karaladım. İşte ne yaparım bunu falan. Gökhan dedi ki bak şöyle bir şey yapalım. Ha olur mu? İşte sonra başka bir aranjör arkadaşımız şöyle dokunalım falan. Ben de herkese dedim ki yolda yürürken bana videolarınızı çekip gönderir misiniz? Bunu böyle bir klip yapalım. Aslında hikayesi o. Yoksa bir albüm yapmak bana göre belli değil olmaz yani. Olmaz olsun. Yani düşünür müsün diye şey yapacaktım. Yani ikinci single düşünüyoruz şu an. Bu aralar. Öyle keyfi yani. Yani evet keyfi ama zaten keyfi alınca güzel oluyor. Aynen. Gökhan'ın sakin görüntüsü altında vahşi biri mi yatıyor yoksa görüntüyü gibi mi? Yani vahşi demeyelim ama yani çok çok çabuk sinirlenen bir adam değilim. Sadece damarıma basıldığı zaman çok çabuk yükselirim tabii ki. Yani herkes de oldu diyor. Ben biraz daha ekstra bir şeyim oluyor. Çok çabuk da sönebilirim. Ama genelde sakin bir adamımdır. Yani evet soğukkanlı bir mizacım vardır. Bir çok büyük sevinçlerim, çok büyük üzüntülerim, kahroluşlarım. İnanılmaz mutluluklarım böyle görüntü olarak yoktur yani. Biraz böyle sinir de edebilir yani hani abi şey yani bir tepki versen ver. Acaba falan diye. İşte yani o biraz evet sıkıntı oluyor ama ne bileyim öyle büyüdüm öyle yetiştim o yüzden de öyle bir durum oluyor. Süper. Ama bir vahşet yok yani. Gökhan Türkmen ile yaşamanın zorlukları sana gelmiş. Az evvel söylediği gibi biraz mesela çok heyecanlı gidersiniz Gökhan. Ay Gökhan şöyle bir şey oldu falan. Yani şöyle yapar güzel. Onun o heyecanı gösterme biçimi biraz zorlayıcı olabiliyor zaman zaman. Ama onun dışında öyle bir
hani zorlaştıracak hayat hı-hı. ama zorluk mu denir bilmiyorum ya. O öyle biri. Ona da alıştık zaten. Yani o da bana işte alıştı. Çünkü ben de çok yani aramızda hı-hı. şöyle bir fark var. Ben çok heyecanlı biriyim. En ufak bir şey bile Gökhan şöyle oldu falan diye taklalarla giderken o da normal olarak yani bunda o kadar da sevinecek bir şey yok. Biraz ama, sakin. Ama biraz dengeleyici gibi. Olmak da yani böyle. Yoksa zorluksa karşılıklı bir zorluk şeyimiz var. Zaten bence yani. İyi bir evdeki iyi bir sistem bence zaten dengeleyici olmakla kesinlikle. Alakalı. Yani ikimiz de aşırı yüksek olsak evet. başka bir durum olur. Zıt kutup yani. Derler ya. Tabii ki zıt kutup. Yani. Biraz zıt insanlarız aslında baktığında. Çok şükür ki. O çünkü bazı şeyleri benim hani benim eksikliğim o onun eksikliğini ben tamamlıyor gibi bir durum oluyor o süper. Yüzden işte birbirimizi köpürtmek yerine atıyorum hani ben tamam işte güzel eyvallah hani o da işte ama sen de birazcık yüksekten doğru söylüyorsun ben biraz da kendime geleyim falan yani şimdi öbür türlü olsa başka bir sıkıntı olabilir evin içerisinde kesinlikle. O yüzden bence güzel bir durum bu. Süper. Harika görünüyorsunuz zaten hani. Eyvallah. Çeride. Maşallah. Dışarıdan. Bir orman projeniz var. Üçüncüsünü daha yeni. Evet. Hatta Hazar oradan buraya geldiniz sayılır. Evet. bu projeyi bir anlatma şansınız var mı? Onu merak etmişler. Evet. Nereden doğdu ve nasıl gitmiş diye. O sevgili Ozan Turgut benim işte şarkı evet. sözlerimi yazan çok sevgili aile dostumuz, kardeşimiz. Ölen kardeşi için yani akciğer kanserinden ölen kardeşi için böyle bir şey yapmak istediğini yani hı hı. bir insanlara da nefes olsun diye bunu bir ormana hı hı. Dönüştürmek istediğini, orman yapmak istediğini, bunu da şarkılarla yapmak istediğini söylemişti bize. Zaten Caner'le de zaten başlamıştı bunda. O zamanki benim orkestra arkadaşım aynı zamanda hem bas gitaristim hem aranjörüm Caner Anar'la birlikte zaten Vay Halimize parçasını bir ormanda kaydedip bunun gelirini de bir siteden almaya başlayarak böyle bir şeye başlamışlardı zaten. Ben de şarkıyı ondan sonra albüme koyduktan sonra bu şarkının gidişatını bu şekilde devam ettirelim. Ben de şarkının bütün dijital gelirini bu kampanyaya bağışlayalım, yapalım, biz buradan yürüyelim istedik. Üzerine de Vay Halimize, Sessiz Albüm'deki Vay Halimize parçasını da ekleyerek bütün dijital gelirlerini sevgili Melike Turgut Ormanı için yapmaya başladık. Bu duygu aslında bizim çok hoşumuza gitti. Yani bir orman yapabiliyor olmak, şarkılar sayesinde bir orman yapabiliyor olmak bizim gerçekten hoşumuza giden bir durum oldu. Hayatımızda yitirdiğimiz, sevdiğimiz, saydığımız insanlar adına bunu yapmaya devam edeceğiz inşallah gücümüz olduğu sürece. Süpersiniz. Ben teşekkür ediyorum şey için. Biz teşekkür ederiz. Neyse bu kadar sohbet yeter deyip. şimdi bir sessiz sinema oyunumuz var. Sever misiniz oynamayı? Severiz. Seversiniz. Tamam güzel. Esra sen bir şey söyle. Ne söyleyeyim? Ya bir kişi iki tane anlatacak. Anlatacak. Sen belirle. İki tane anlatayım. Gökhan anlatsın. Iki Gökhan tane. İki tane anlatayım. Sen bunu, tamam, iki kart sende. Bunu ben anlatacağım değil mi? Bu anlatacağım evet. bakayım. Basit filmler yani şey değil. Çok iyi. Değerli yabancı dememe gerek yok. Kelime anlatıyorum sonuçta. Anladım. Nasıl sessizim var? Harika bir sessizlik ya. Ya inanılmaz. Huzur buldum. Ya birisini anlatıyorum o zaman. Anlat. Opera mı bu? İşte ama hani... Çığlık, operacı, sanatçı şarkı söylüyorsun sen. Ooo, alandasın. Tamam, ne yapıyoruz ama? Ne yapıyoruz? Hep beraber. Ayin, hep beraber. Koro. Ha. Süper. Ayin dedim ya. Evet, iki devri bu. Birincisi. Yani direkt göstersem olmuyor galiba. Herhalde rengi. Ayıp. Ama göstereceğim yani. Rengi değil kırmızı. Zaten. Kırmızı. Evet rengi değil zaten. Kırmızı keman. Aynen. Evet. Süper. Çok kolaydı ama. Evet. O zaman hazırsan. Bir kelime. Piyano. Piyanist. Piyano. Piyano. Hiç bilemedi. Piyano. Piyano. Tamam bilemedim. Tamam, evet. Bunu bir tık öteye götürelim şimdi. Halk dansları topluluğuna doğru gidiyor. Ponçi'yi kim oynatmak ister? Ben oynatmak isterim, onu çok severim. Çok tamam. sever Gökhan. Bu sefer sana iki tane şey bana düşecek. Tane. Yok, burada. Hazırım, bekliyorum. Şundan buyurun. Başlayalım. Ona o da bakayım. Evet. Saklambaç. Yani... Tamam tamam. Ya polis. Dedektif. Yes. Süper. Şuradayız.
ama o çok sessiz olmadı. Sessiz mi anlatıyordun bunu? Sessiz mi anlatıyordun? Yok, orada şey ya. Önemli. Efekt verebiliyorsun yani. Vampir. Ama dişlerinden anladım. Ondan değil de. Pırt mı? Asansör. Aynen. Pırt. Evet. Şöyle yapalım. Çağrışım. Yüzüyorsun, daldın. Dal. Yani... Fıçık mı? Fıçıkken maalesef yapardım. Ya. Şey mi? Yok işte o, buradan bir şey aldı. Aldı. Midye. Değil. Kum. Ne o? Denizin altından mı aldın? Deniz anası. Süper. Son. Son şunu yapalım. Hep bir sıkışmışlık var ama şu an. Topal. Sakat. Diz. Dizi sakatlanmış. Şey, minisküs. Minisküs müydü? Minisküs. Minisküs. Yani bu arada çok iyisiniz gerçekten. Yani şey değil. Sürekli ben... oynuyor musunuz yoksa? Yok. Ben bunu çok seviyorum ama bununla oynamayı o yüzden. Bu şey yapmıyor muydu? Yapıyor, evet. Ben de mi bununla yapıyorum? Yok, sen bu istiyorsan onunla da yapabilirsin. Ay yok, ben bununla da yapabilirim, onunla da yapabilirim. Ben ikisini desteklerim. Ne dersiniz, siz belirleyin. Değişik olsun. Gerekirse halayla. Değişik mi olsun? Bakayım şey, kartın güzelliğine göre. Şöyle verdim. Yutkunmak. Su. Su içtim. Acaba. Gırtlak. Boğaz. Başa dön be abicim. Itk ne ya? Susamak. Su içtim. Su içmek. Su. Su içtim. Su içtim. Dilim yandı. Lezzetli. Yudum yudum. Ha yudum. Ama yudumlamaktan bunu evet, bilebilirdik evet, yani. Doğru. Senin artık ayıbın oldu neyse. Ha bu çok zor. Direkt mavileri vereyim istiyorsan. Bu çok zor. Oo bu da çok fena. Al şöyle vereyim. Yani bununla anlatılacaksa. Ben göstereyim sen sana. Tamam ben şey buldum. Söylüyorum. Susmak. Ağzı kapalı, ağzını tutmak, ağzı tutmak. Evet, bravo. Çok iyi. Tamam. Yumruk atmak, kavga, taş atmak, cirit atmak. Gülle. Gülle bravo. Çok iyi. Bel fıtı. Kaldırmak. Su. Bidon. Suyu kaldırmak. Güçlü. Bardak mı o? Bidon. Baril. Bu çok zor. Ne güç harcıyorsun bir şeyi kaldırma. Kaldırdığın şeyi mi soruyorsun? Evet, yük. Çok, yük. Anam, çok zormuş. Araba. Araba mı kullanıyorsun? Selam verdin. Şimdi şöyle bir düzeltmem lazım. Sana. Araba kullanıyorsun. Ha? Arabayı kullanırken şey mi yapıyorsun? Dikiz kaç tane yapsaydın? Nereden yapsaydın? Şuraya diksin? Bak, şuraya baktın hani falan. Ya Gökhan. Elini böyle yapınca. Son çok yapalım. İnanılmaz zor şeyler var ama burada. Ama çok eğlenceli yani. Evet. Burada izlemek buradan özellikle. Ha? Buradan yapalım. Dur şuradan bir tane daha yapayım. Rıçkı rıçkı rıçkı. Müzik yapabiliyor muyum? Tık tık. Dur şey. Şık 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 şık. Latin danslar. Salsa. Dur ya nasıl? Darbuka. Tep. Bravo. Tuz tuz yaptım. Bunlar çok inanılmaz zor. Ah şunu yapabilirim. Hih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 
Halı mı? Şey yapıyoruz. Halı yaparken o ses çıkarmazsın. Mutluyum evet. Ve mutfaktayım belli ki. Ha, yemek yapıyorsun. Evet. Şey, oklava, yöresel... börek. Oklavadan şey, oklava mıydı ya? Bir dakika, yufka mıydı? Yufka oklava mi? Mıydı? Oklavaydı galiba. Dur, kartlarım karıştı. Evet evet, oklava. Tamam. Tebrik ederim. Çok güzel. Bravo. Anladın ama. Gerçekten daha alkışlıyorum. Evet, yani... kırmızılar biraz istiyorsun. İddialıymış. Neyse. Kırmızıyla anlatmak istediğinden geldi. Tebrik şimdi. Ederim. Yani istediğini anlatmak çok tebrik ediyorum daha. Sizi. Gökhan Bey, sizi tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Siz de burada. Siz de oturabilir. Evet. Bu arada gerçekten çok başarısınız. Hani bu oyunu çok oynarım ben. Ya biz de çok severiz ama çok uzun zamandır oynamıyoruz vallahi. Bayağıdır oynamıyoruz ama yani bütün şeyi attınız şu an. Kirimizi pasınız attık. Keyifli oyun olduğunu şu an tekrar anladık. Bence oynamamız lazım. Evet. Ama bence oyuncağa ihtiyaçları yok. Evet. Sesle değil mi? Özellikle ben yutkunurken verdiğim performansla o kayıtlara geçsin isterim. Ya bunlar çok iyidir. sadece kanalı almak isterim yani. Evet, pardon. Okay. Devam ediyoruz o zaman. Evet. Şimdi bir bilgi sorularımız var. Bunlar dediğim gibi hani şey de değil. Hani sizin bilginizi sınamak için değil. Daha çok bir farkındalık uyandırmak ya da bir hani bilgi paylaşımı. Paylaşmak sonuçta her türlü güzel oluyor. Kaç yaşınız? Asla bilemeyeceğim, ben o kadar eminim ki. Yani bilemezseniz de şey yapmayın. Yok canım ya, şey yani ben de bilemem şey olarak bak. Ben hazırlamama rağmen ben de aynı şey yapamıyorum. Okay, bazı tamam. Soruları. Süper. Sen biliyorsun. Tamam. Evet, Esra biliyor. Dünyanın en ağır canlısı? Tanıyorum birini ama söyle sahip olur. En ağır canlısı. Ne olabilir? Kimse de mi soruyorsun bunu? İkiniz de cevap verebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama fil geliyor, zürafa geliyor falan ama. Zürafa değil mi? Acayip. Denize şey de gidebilirsiniz bunun için. Denizde. Şey balina. Ne balina? Ha, balina tabii canım. Evet. Doğru. Değil mi? Öyle bir şey mi? Bir şey yani, balinası. Normalde mavi balina. Ama evet, araştırmalar yeni bir tür çıkardı. Bu da bir mantarmış. Bu da bir mantar. Mantar Allah Allah. Evet. Yani kapladığı alan bayağı büyük. Allah. Geldi. İskoçya sonra. Tamam. Allah özür. Allah. Ben de şaşırdım. Gördün mü peki sen? Böyle yok, görmedim. Nasıl bilmiyorum. Görmedim. Yani şey fotoğraflarını gördüm. Fotoğrafta. Gidip de görme şansını zaten şey yok. Evet, denizde ince şeyler. Hatta sen canlı başta... dedim bir de hayvan evet. Düşündük mesela. Evet. Ben de hayvan düşündüm. Ben de hayvan düşündüm. Hatta ben birini düşündüm, o çok yersiz oldu. Bir mavi balinanın kalbi yaklaşık kaç kilogram olabilir? Güzel. Bir ton var mıdır? Bilmem. Yok, var mıdır ya, yoktur herhalde. Kalbi, sadece kalpten bahsediyoruz. Kalbi. Mesela bir mavi balina dediğin, atıyorum bence 15 araba falan ağırlığında falandır yani. 15 doğru. Arabada 15 ton olsa kalbi de... Hiçbir fikrim yok yani gerçekten. Yani bir hiçbir ton, şey. 1.5 ton falan o civarlar bir şeydir herhalde, bilmiyorum. 600 kilogrammış yaklaşık. Yani işte, evet. Yani yaklaşık. Abi bir kalbi düşünsenize 600. Tabii canım. Yani devasa bir varlık ya. Aynen. Çok seviyordur. Yani, sevdiği zaman. Benim hayallerimden biridir bu. Onu hani atınca görmek. Ne oluyordur acaba? Benim evet az evvel ben kulaktaki yutkunma gibi değil mi? görmek çok isterdim ben de. İlginç bir şey olur ama yani. Ama çok korkutucudur herhalde ya. Bir anda böyle... O büyüye kapılmakla alakalı bence ya hani. Evet. Şimdi mesela doğaya çıktığımızda da biz böyle hayvan sesi dinlemeye ya da işte yaban hayatını gözlemeye gittiğimizde hani o sesler bir böyle bir başak sesi duyuyorsun mesela, o tüylerin böyle direkt şey yapıyor. Ortaya çıkıyor yani, evet, diyor evet. Bu ne ya diyor böyle, hani şey yapıyor. O büyüsüne kapılıyorsun. Bir de bazı videolarda böyle altından falan geçiyor ya böyle, evet. Mesela bulunduğun teknenin meklenin evet. Falan ben İlginç bir deneyim yani. Olur yani. Evet ama çok enerji. Güzel tabii. Ölmeden önce yapılacak şeylerini ekleyelim. İnşallah. Dünyanın en tehlikeli canlısı ne olabilir? İki örnek verebilirsiniz bundan da. Oğlum bana yaklaşma der gibi şey yapma. En tehlikelisi bence insan olabilir. Kesinlikle insan da. İnsan ikinci sırada gözüküyor şu an. Valla. Evet. Yani karakter olarak. Daha kötü ben ne yapma. Doğru yani, karakter yani, olarak baktın da evet. Ya, tehlike evet. Tehlike. Bile bile hani aynen. Kötülükten bahsediyorsan vallahi da. Valla yani bilmiyorum. Böyle çok iri bir hayvan mı acaba? Tam tersi. Çok küçük, minik bir şey. Fare. ondan da küçük. Başımızın Allah, belası şey. Oluyor bazı dönemlerde. Sinek mi? Evet. Sinek mi? Sivrisinek. Ürüyor her yere. Evet. Hastalık taşıyıcı oldukları için doğru. Hayvan, canlı, her türlü canlıya bir şey bulaştırıyor ve onların ölümüne aslında, şey yapıyor. Yani. En çok insan kaybında sineklerden veriyormuşuz. Yani iki zararlı birbirine zarar veriyor diye. İki kötü karakter. Aslında iyi sayabiliriz sinekleri bu konuda. Evet, insanlar en çok
Evet. İlginç bir doğa şeyi bu yalnız. Dengesi. Bu şu an farklı bir araştırma konusu evet, bulduk abi, bu programda. Doğadaki en tehlikeli iki karakter birbirine evet, zarar veriyor aslında. Evet, güzel. Hadi bakalım biraz düşün. Biraz bunu ben şurada küçük bir düşüneceğim. Düşünme pazarı. Gerçekten o iyi insan. Yeni kitabım. Sivrisinek ve insan. İnsan. Hem güldüren hem düşündüren program İskokan. Sohbetlere devam ediyoruz. Güzel, gerçekten. Düşündüm ben. Güzelmiş ben de. Ben bir bilgi postu bekliyorum. Gökhan, gelecek. Gökhan sinekler konusunda ama sen ekstra bir şeyin de var. Yakalama konusunda çok, biraz yani, sesim var. Şöyle falan. Maalesef yani. Bazen gerçekten çok bir savaşa girersek yok. Yani. Değil mi? Ben hiç sektirmem yani. Onda 8'in falan vardır yani. Yani böyle önce bakıp böyle izleyip pusuya yatıp yani ışık açıp falan hani işte, o beyaz ışıkları açıp. Sinek savaşlarında ön cephede değil mi? Başkomutan. Öyle bir tane ışık. Gökhan evet, askerleri yazı olsun. Program kaydı kaçtı. Yok yok. Abi hayvan öldürüyoruz. Olmadı. Bunu da giderek anlatıyoruz. Evet. Burayı şey yaptık. en büyük yarasanın kanat uzunluğunu soracağım. 1 kilometre. O yarasa değil o. Ben baştan bir abarttım da abi. Sen mesela şu an yani yok o kadar dediğine göre ona göre bir şey düşüneceğim şu an. Var mıdır bir? Yani 10 metre. Yok. 10 metre çok ya. Çok. İşte, çok. Bir metre. Bir buçuk metre. Varsa kaçalım yani öyle bir şey. Bir metre var mı? Yok olmaz ya. Yani. 50 santim. 1 metre de yoktur büyük ihtimal. Yok artık. 20 santim gitti çünkü. Yani normal bir yarasayı düşündüğümüz zaman olsa olsa işte 50 santim 60 falandır herhalde. Hı hı. Değil mi normali yani? Yani evet. Normale baktığında. Bir tık daha büyük olsa 100 santim. 100 santim. 1 metre. 1 metre. Metre. Cevabımız metre. İyi ama iyi buraya gidiyor. Şey havadan sürdüm orada. Buraya da iyi geldik ama. Uçan köpekler diye adlandırılıyor bunlar. Allah Allah. Evet. 2 metre kanat uzunluğu var. Yani devasa bir şey şöyle evet, açtığınızda. Ejderha, ejderha gibi yani. Merak ettim bakacağım. Bir ona bakacağım. Bir de neye bakacaktım? Mantara bakacaktım. Ben atarım hepsinin şeylerini. Kaplamış. Baktım ben biraz. 2.2 hektar. Ama o kadar kanadı olan bir şey evet, bayağı ejderha gibi gözüküyor aslında baktığı zaman. 2 metre kanat yani. İddialı. Şöyle. 2 metre kanat. Top bundan kanadı da büyük. Kanat yer miyiz lan? Evet tam şöyle işte ya böyle düşündüğünde bu kadar kanadı var. Çok korkutucu. Düşün ki yarasa ben böyle. Ben görmek istemem yani. Yani yarasa. 1.90'a böyle 2. Tamam mı? Yağız falan. Evet. Aynen. Kendi soyumdan sordum. Kesin korona. Dokundum mu koronaya? Şu bir çıptığı zaman herkes korona. Evet. Bir sonraki oyun. Ben bayağı şey aldım buradan. Artı aldım kendime. Şeyle. Yeni bilgiler, yeni konular. Güzel. Bizi bekliyoruz. Şöyle. Mutlak harf oyunumuz var. Hatırlar mısınız bilmiyorum. TRT'de vardı. Sadece bir kelimeden, yani bir harften cevap vereceksiniz her şeye. Ne sorarsam sorayım ama. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Sen saysana bu sefer hadi. Neyi sayayım? Bir tane harf sayacaksın. Dur diyeceğiz. Ha. Duracaksın. Ben bir harf sayıcı sayacağım. Evet harf say. Tamam sayıyorum. Dur. Ne? Ne? Nide'nin N'si. İsmin? Nökhan. Öyle değil değil mi? Normal. Yani. Normal yani bir cevap ha, hani anladım, şey olarak düşünün. Nökhan. Nusret. Soy ismin? Halisif. Neden? Nusret neden? Neden Nusret? Neden Nusret? Neden Nusret daha iyi evet. Nasılsın? Ne yapayım? Program nasıl gidiyor? Ne diyeyim? Nasıl istiyorsan öyle gidiyor. Ama işte en baştaki harfte şey yap. Evli misiniz? Neden? Ben böyle bir şey düşündüm. Sen de. Çocuğunuz var mı? Ne desem. Hep bir soruyor. Nil. Nil. Evet doğru Nil. Çocukların isimleri. Nil. Nil ve adı ama yani. Nil ve Nihat. Birine kızdığında ne dersin? Ne yapan? Kıbrıs şeyi. Ne de hep soruna tıkandık. Nasıl oldu ayağım? Çok kızdın ben ne dersin? Ne oluyor? Aşk nedir sence? Ediyorum, aşk nedir sence? Nedir?
Çok güzel. Hangi yemekleri seversin? Neydi ne var ya? Şimdi nohut. Nohut. Nohut severim. Nohut. Tamam, nohut. Bir tane daha sayalım o zaman. Kopyasız olsun. Mücver. Neyle bir şey gelmedi aklıma. Var mı başka bir şey? Ne? Öyle bir şey var mı başka? Nar. Evet, kabul edelim hadi. Kaç yaşındasın? Ne yapacaksın? Ben buradan Aksi yani. Ha, ne yapacaksın? Ne oluyor? Bu da sinirli sinirli gidiyor. Evet. Sıradaki yeni şarkının ismi ne olacak? Nasrettin Hoca. Başına gelen en güzel şey. Başka bir şey söylemek zorundayım. Denedim olmuyor. Şartın olmuyor ya. Başına gelen en güzel şey. Knockout. Knockout. Başına gelen en kötü şey sende. Başıma gelen en kötü şey. Hüsret. Hüsret evet. Söyleyecek tek bir sözünüz olsa ne olurdu? Hızlı davranan burada avantajlı tabii ki. Nalan mı? Tamam, sen Nalan dedin. Söyleyecek tek sözümüz Nalan. Hayır. Nahçıvan. Nahçıvan. Ne çok kötüymüş gerçekten. Ne? Gerçekten zor olsa daha iyi. Sahneye çıkarken yanına alacağın üç şey. Ya da yanına aldığın ne? Üç şey. Neyle? Neyle mi? Sahneye çıkarken yanıma alacağım, aldığım nal. Nal. Nur topu. Tamam. Bir de nikel. Nikel. Çok güzel. Eksik yani çıkmam öyle. Olmaz. Gökhan sahneye çıkarken ne almaz? Üç tane. Üç tane. Gittikçe evet. Şey oluyor. Nide. Haritası özellikle. Nazar boncuğu. Tamam. Nasıl ilacı? Asla almaz. Tamam, bu kısım da bitti. Evet. Çok şükür. Tansiyonları biraz yükseldi. Şimdi son bir soru kısmımız var. Artık eğlenceyi bir kenara bırakıyoruz. Ciddi oluyoruz. Ciddiyce devam ediyoruz. Şarkı söylemeseydin ne yapardın diye bir soru var. Yani sporla ilgilenirdim herhalde. Sporcu olurdum. Yine böyle bir disiplin içine girebileceğim bir şeyi, kendi ismimle yapabileceğim bir şey olmasını tercih ederdim. Yani birisine, birilerine bir şeye bağlı kalmadan. Yani tabii ki orada da sporcu olarak bir hani takıma, bir disipline bağlı kalıyorsun ama hani kendi ayaklarımın üzerinde durabileceğim bir şey, kendi ismimi hani imzamı atabileceğim bir şey olmasını tercih ederdim. Bununla ilgili de mesela bir şeyler yapmaya çalışırdım farklı diyeyim. Yani seviyorum çünkü sporu. Süper. Bu disiplini yakalamak da güzel. Aynen. Şey var mı? Mükemmelliyetçiliğin var mı? Var abi. Var maalesef. yani şey, o imza olayını ben de o kafadayımdır. Hani bir şey yaparsam onun altına imzamı atacaksam eğer o tamamen evet, doğru olacak. Yani o iş benim işim olmalı. Evet. Öbür türlü onu pek iş yani şey olarak bakamıyorum daha doğrusu. İşte resim yaptığım dönemde mesela hep birilerinin yaptığı resminin aynısını yapardım. Evet çok hani güzel yaptığımı söylerlerdi. Hani çok da böyle bir yeteneğim olduğunu söylerlerdi ama kendi hayalim gücümü kullanarak yapabildiğim bir resim yoktu. Ya öyle yaptığım zaman kötü resim oluyordu mesela. Hatta gitar çalıp şarkı söylemeye başladığım zaman bile ben hani bu işi yapacağım demedim. Şarkı yapmaya başladığım zaman bu işi yapacağımı yani kafama anladım. Koydum. Çok güzel. Hala çiziyor musun bu arada bir şeyler? Yani öyle sakinleşmek için. Denk geldikçe falan. Kendini ünlü olarak nitelendirmiyorsun. Onu farklı bir şekilde yorumluyorsun. Ben çok sevdim. O yüzden hani duymak istiyorum tekrardan. Ya ünlü yani şimdi ben hep onu söylüyorum. Bir mahallede çok ünlü bir marangoz da olabilir. Çok ünlü bir garson da olabilir. Aslında ün başarının getirdiği bir şeydir. Ya ben başarılı bir adam olduğumu düşünüyorum. Hani ünden çok aslında bu birazcık şeye dönüştü artık yani. Star değilim ben. Yani hani öyle bir hayatım, öyle bir karakterim yok. Yani starlık benim için öyle bir karakter meselesi yani. Benim öyle bir mizacım yok diyeyim. Evet. Ben işimi normal herkes gibi, nasıl herkes işinde başarılı olmaya çalışarak yapıyorsa işini, ben de işimi başarılı olarak, başarılı olmak için, mutlu olmak için, kendimi iyi hissetmek için yapıyorum. O da beni bir şekilde tabii ki bu noktaya getiriyor. Yani hani işte popüler yapıyor, ünlü yapıyor, işte tanınmış yapıyor. Evet. Yani o yüzden de ben hani ünlü değilim derken bunu bir
kalıp gibi. Yani benim yaptığın işim bu değil. Bu amaca hizmet etmek için yapmıyorum. Anladım. Yani ünlü olayım diye bir şey yapmıyorum süper, yani. Süper. Demek istediğim aslında o biraz. Süper. Yani tabii ki ünlüyüm yani. Hı-hı. Sonuçta tanınıyorum. Evet. Ama bunun altı dolu. Yani evet, altı boş bir ünlülükten bahsetmiyorum. Süper. Yani. Çocukların da hani aynı şekilde müzikle ya da işte bu resimle, sanatla ilişkilendirmek istiyor musunuz? Ya da bunun için bir çalışma yapıyor musunuz? Valla böyle hususi bir çalışmamız yok onlar için. Ama onların kendi arzusu o yönde olursa da ne yapmak isterlerse biz elimizden geleni yaparız. Ya sanat işi birazcık bir de tutkuyla alakalı evet, bir şey. Yani sen ne kadar üstüne düşsen de bu konuda onu ters de tepebilir. Ters bu de tepebilir. Yani beni mesela hayatım boyunca bununla ilgili mesela zorlayan birisi olmadı. Ama bir tık zorlandığımı hissettiğimde yani böyle bir şüpheye düşüyor insan. Bir tuhaf oluyor yani. Ben Dinil de biraz öyle bir kız. O yüzden de çok böyle zorlamak istemiyoruz. Hadi kızım bak gitar çalış. Hadi kızım bak piyano çalış. Hadi kızım bak şunu yap, bunu yap falan değil de hani akışını da bırakıp kendi istediği, onun tutku haline hangisini ne getirecekse o kendi seçsin ve bunun için uğraşsın. Çünkü biz dediğim gibi ne kadar bir şeyi yap desek de yapmaya da bilir. Ters tepebilir, nefret edebilir. Seve de bilir evet. Ama ben bu riske girmek istemem yani. Hani gitar çalmak istiyorsa kendi zaten evde, biz ona elimizden geldiği kadar bütün imkanları sunuyoruz sadece. Bak kızım gitar diye bir şey var. Bak kızım işte şarkı söylemek. Bak kızım işte piyano. Bak işte şu var, bu var. İşte drama. O, bu. Yani onu tiyatroya götürüyoruz, sinemaya götürüyoruz. Müzik, konser. Bunları zaten görüyor. Hani zaten tutku olarak bunu içinde çok acayip bir şekilde hissederse baba ben bunu yapacağım ve bunu yapmak istiyorum dedikten sonra bile tam emin olamıyoruz. İzlemeye çalışıyoruz aslında ne yapmak istediğini. Hangisini tutku haline getirmeye çalıştığını izlemeye çalışıyoruz. İşte Ada bazen veteriner olmak isterim diyor. Bazen işte kelebek olmak istiyorum diyor. Bazen başka bir şey olmak istiyorum. Boksör yani, olmak istiyorum. Boksör diyor, olmak istiyorum. Sonuçta diyor, kendini keşfediyor. Yani işte evet, bir kafada bir şeyler dolaşıyor. Evet. İşte diyor mesela bunu olmak istiyorum dediği zaman tamam bunu olmak istiyorsan şunu şunu yapmalısın o zaman diyorum mesela ben de. Hani ne yapması gerektiğini söyleyebilirim sadece. Yoksa bunu yap diye zorlayamam yani. Varmak istediğin noktayı öğrenmek istiyorum de. Hani bu nereye gidecek? Hep bu şekilde mi gidecek yoksa üstüne başka bir şey koyacak mısın? Yeni projeler var mı bununla alakalı? Yani kariyerimle alakalı böyle aşırı bir hayalim yok açıkçası. Ben hep onu söylüyorum. Çocuklarımın büyüdüğünü görmek yani en büyük hayalim işte. Yani 20 yaşında, 25 yaşında onlarla oturup böyle bir arada işte tekrar şu anki gibi işte bir masada yemek yiyebiliyor olmak. İşte güzel bir kendimize ait bir arazi içerisinde güzel işte hayvanların olduğu, çocukların rahatça böyle kendini mutlu ve huzurlu hissedebileceği bir ortamda onlarla birlikte keyifli bir şekilde istediğimizi yapabiliyor olmak aslında en büyük süper, hayalim o. Yani kariyerimle alakalı şunu yapacağım, bak bakın göreceksiniz bunu yapacağım diyeceğim bir şey yok. Sadece hani tabii ki iyi şarkılar yapmak istiyorum. İnsanların ruhuna, kalbine dokunabilecek şarkıları hayatım boyunca yapabilmek istiyorum. O yetinin hep devam etmesini isterim tabii ki. Yani bir yerde tıkanmak, işte körelmek istemiyorum. En büyük hayalim bu. Çünkü bu olabilecek de bir şey. Evet. Bu noktada da çalışmalarım hiçbir zaman hayattan kopmamaya çalışmak. İnsanlardan kopmamaya çalışmak. Kendimi bir yerde görmemeye çalışmak. Kibirimden uzak durmaya çalışmak. Egomdan uzak durmaya çalışarak hayatımı bu noktaya getirmeye çalışıyorum. En büyük hayalim bu. Başka bir şey istemiyorum. Çok iyi. Kamp hayatına geçiş yapmayı düşünüyor musunuz? Ya da böyle şeyi. Gerçi denediniz zaten. Evet. Ben geç geldim gerçi o gün tam yaşayamadım o kamp hayatını. Ben seviyoruz doğayı ya. Yani çok istiyoruz. Böyle bir işte demin de söylediğim gibi yani aynı hayali Zinem de paylaşıyor eminim. O yüzden de tabii ki kamp hayatı bizim için böyle hep şey güzel yani. Hani ben çok istiyorum, çok seviyorum. Onlar çocuklar çok bizden daha hazır. Evet, daha hazırlar. Evet. Çünkü onlar yaylaya gidiyorlar aynen, her sene her doğduklarından sene beri. Çok güzel. Giresin yani o yayla hayatını, doğa hayatında bir direkt köy hayatını falan doğdukları günden beri her sene mutlaka en kötü bir ay yaşıyorlar. O yüzden de onlar vizyonları zaten inanılmaz artmış. Yani evin içinde çadır kurunma gibi bir durum var. Hep çadır durumu var. Yani çadırda kalınabilir mesela sürekli falan onlar için. O yüzden de o konuda da bu kadar böyle istekli ve arzulu olmaları bizi çok mutlu ediyor çok tabii güzel, ki. Çok güzel. Bu soruyu sorma amacım aslında şöyle. Biz hani konukları ilk başta alıyoruz burada ağırlıyoruz. Ondan sonra aslında beraber bir kamp şekliyle ikinci kez alacağız. Ne güzel. Burada ailecek sizi. Süper. Harika. Bir kampla beraber. Geliriz tabii ki. Oyunları artık hep beraber dahil olduğumuz. Nefis zaten kalabalıkça olduğumuz bir programa döneceğiz. İnşallah süper olur vallahi harika. Çok isteriz. Nasıl geçti program? Harika. Ben çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne demek her zaman.
Bilgilerimi şöyle koyayım da. Dediğim gibi. Evet, biz öyle bunun... Tamam, bir dahakine istiyorsanız siz şey yapın. Tamam, biz bölümü biz yapacağız. Tamam. Hazırlıklı olarak daha ne yapsın adam ya? Hayır, biz de sorularla geliriz. Ha, pardon, biz tamam. Sorularımızı soralım. Evet, sorarız. Konaklara da soracak mısın? Kampta sorarız. Herkes ayrı ayrı sorar. Vallahi çok güzel, çok keyifli. Yani seni tanımak da çok keyifli. Yaptıkların, işte takip ettiğimiz kadarıyla gördüklerimiz falan filan. Her şey çok güzel. Umarım yani bu şekilde devam eder hayatında. Biz de İnşallah. Eşlik etmeye çalışırız elimizden geldiği kadar. Memnun olurum. Memnun olurum. Bir minik hediyeleşmemiz var. Tabii. Hediyeleşme sürecimiz var. Şu romantik plağımız. Bu da benim çok uzun süreler taktığım şapka. Üzerinde delikler var. Süper. Evet. Süper. Broşlar, tam aradığımız şeyler biliyorsunuz broşlar. Ki. Broşlar takıyordum oraya, o yüzden öyle. Bu hediyeler bizim dekorumuza gelecek aslında. Bu tamam. 13 bölüm planımız var. 13 bölüm planından sonra bir Süper. Dekor oluşturacağız ve gelen konukların aslında bir dekoru olacak bundan sonrakilerde. Süper, böyle güzel. Plan. Harika. Gerçekten çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ben hediye vermiyorum. Aldım zaten. Şöyle bıraktım. Zaten kupalarınız önünüzde. Stanley'den bir kupalarımız var. Bir de Orkamp dedi ki hazır bardakları var. Bir kahve şey olsun. Esra. Bir ocağımız olsun. Güzel. Süper. Yedek tüplerimiz var bir de. Onlar da burada. Harika. Oh mis. Yani, çok sevindim şu an. Seneye kamp alanında Yağız düşünsün. Değil mi? Teşekkür ederim. Çok iyi, teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Çok sağ ol. Çok sağ ol. İkinci programda görüşürüz diyelim. Görüşürüz. İnşallah en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. O zaman İSKOKAN sohbetlerin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Tamam. Hiçbir şey söylemeden gidiyormuşuz.